23 Haziran itibariyle artık gözler kulaklar hafta sonuna, yarına çevrildi hatta. İyi Parti bir olağan kurultay. Genel başkan adayı çıkar mı çıkmaz mı Sayın Akşener karşısında diye soruluyordu. Çıkmadı. Aslında ortak akıl platformunun bir aday gösterebileceği beklentisi vardı. Hayır, göstermiyoruz dediler. Parti içi muhalefet diyelim onlara. Onunla birlikte istifalarla gidiyor. Ahat Andican, Taylan Yıldız, Aytun Çıray, Murat Keşeciler, birçok istifa gerçekleşti. Onlar ne anlatıyor? İyi Parti kurmayları, genel başkan baş danışmanları ne düşünüyorlar? Yeni dönemde bir de ittifak senaryosu nasıl seyredecek? İsmail Saymaz demişti ki Sayın Akşener net bir şekilde ittifaktan azade bir yol çizeceğini beyan edecek. Böyle kulisler geliyor. Şimdi son yeni gelen kulisler o kadar da sert konuşmayacağını, bir açık kapı bırakacağını söylüyor. Bunlara bakmak lazım. Bir kurultay gündemine bakalım. İyi Parti adına birazdan özel konuğumuz Turan Çömez bizlerle birlikte olacak. Türkiye'nin umudu, kadınların umudu geldi. Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Mayıs seçimleri sonrası siyasetin gündemi kurultaylar. İyi Parti 3. olan kurultayını 24 Haziran'da yapacak. Genel Başkan Meral Akşener'in yeniden aday olacağı biliniyor. Hanımefendi derse ki ben artık torunlarımı seveceğim, ben bırakıyorum. Kurultay öncesi partide istifalar da yaşanmıştı. İstifaların Akşener'in seçimi kaybetmesine rağmen genel başkanlığa devam etmesi nedeniyle geldiği iddia edilmiş. Akşener'in de istifa etmesi istenmişti. Ancak kurultay öncesi 81 il teşkilatından Akşener'e destek geldi. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır. Kulislerde ise Akşener'e rakip olarak İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz'ın aday gösterileceği dillendiriliyor. Ayrıca kurultayda genel başkanlık seçimi dışında da parti yetkili organlarına yeni isimler gelmesi bekleniyor. Şimdi millet bizi çağırıyor. 50 üyeli genel idare kuruluyla merkez disiplin kurulu üyeleri belirlenecek. Üyeler arasında kapsamlı değişiklik yapılacağı ve genç kadroların parti yönetimine taşınacağı belirtiliyor. Ayrıca kurultay sonrası başkanlık divanında da değişim olacağı ifade ediliyor. Kurultayda delegeler Akşener'le devam mı, tamam mı sorusunu yanıtlayacak. Başaracağız! 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 Konuşalım. Sorulması gerekenleri soracağız efendim. Şimdi dediğimiz gibi İyi Parti adına daha önce aslında deprem hususunda çok özel yayınlar gerçekleştirmişti kendisiyle. Katılım sürecinde de ilk olarak kuşağımızda konuşmuştu. İyi Parti'ye katılım sürecinde de konuşmuştu. Turan Çömez bizlerle birlikte efendim. Genel Başkan baş danışmanı, yani Sayın Akşener'in baş danışmanı. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Hızlı hızlı sormak isterim çünkü soracağım temelde 3 soru var. İlki istifalar. Mesajın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi İyi Parti'de hangi kurmaya sorsak itirazları baş üstünedir. Ayrılan hiçbir arkadaşımızın arkasından bugüne kadar kötü konuşmadık. Konuşmayız diyorlar ve hiçbir yorum yapmıyorlar. Turan Bey de aynı cümleleri mi kullanacak merak ediyorum. Sayın Çıray, Sayın Andican, Sayın Keçeciler, Sayın Yıldız partiden ayrılan akla gelen ilk isimler. Ben hep şuraya bağlıyorum. Şimdi CHP'de bir genel başkanlık yönüyle bir tartışma var. İyi Parti'de bu olmadı ama istifa yönüyle bambaşka bir hareket oldu. Turan Bey nasıl değerlendiriyor merak ediyorum. Çeyrek asırdır siyasetteyim Can Bey. Bunları çok gördüm, yaşadım. O sebeple sürpriz değil. Siyasette bir partiye intisap etmek, onunla beraber olmak ne kadar doğalsa o partiyle yollarını ayırmak da o kadar doğaldır. Sadece İyi Parti'de değil, bütün partilerde yaşanan, yaşanması muhtemel olan süreçler bunlar. Çok da anlaşılabilir, bunu eleştirmiyorum. Ayrılan arkadaşlarımızın hepsini tanıyorum. Hepsiyle yakın dostluğum, hukukum var. Kıymetli arkadaşlardır. Ancak kendi perspektiflerinden İyi Parti'yle siyaset yapamayacak anlayarak yollarını ayırmışlardır ve bu ayrılış sürecinde son derece nazik bir şekilde gerçekleştirip eleştirilerini de tabiatıyla ortaya koymuşlardır. Bunlar demokrasi adına bir kazanımdır. Bakın, Erdoğan'la yola çıkan AKP'li kadrolardan şu anda hemen hemen hiç kimse yok etrafında. Ben parlamentoya girdiğimde eski kadrolardan birkaç kişiyi gördüm meclis sıralarında. Öte yandan Erdoğan'ın etrafında hemen hemen eski kadrolardan dediğim gibi kimse kalmadı. Abdülhamid
negatif şeyleri bugün başka bir mecrada tartışıyoruz. Abdullah Gül'ü başka şekilde ele alıyoruz. Ali Babacan başka bir kulvarda siyaset yapıyor. Davutoğlu ona keza bizler. Bunlar çok doğal süreçlerdir. Bunlar demokrasi için bir kazanımdır. Parti için bir kayıp değildir. İyi Parti için bir kayıp değildir. Büyük katılımlar var, büyük ilgi var, büyük alaka var partimize ve kongreyle beraber partimiz güçlenerek yepyeni bir vizyonla, yepyeni bir umut ve heyecanla ve güçlü kadrolarla, donanımlı kadrolarla Türkiye'ye umut verecek, heyecan verecek ve iktidar yolculuğunda yürüyebilecek kadrolarla yola devam edecektir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın yolu açık olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Umuyorum kendi tercih ettikleri yolda istedikleri başarıyı elde ederler. Ancak yine şunu söyleyeyim. Nasıl bir partiyle siyaset yapmak doğalsa o partinin saflarından ayrılmak da o kadar anlaşılabilir. Bizim partimiz açısından çok önemli bir karşılığı yoktur bu sürecin. İki, kurultay. Kurultayda ne olacak? Ne beklenmeli? Evet. Politikalarında bir değişim, bir dönüşüm yaşanacak mı? Çünkü mevcut genel başkanlığa devamı öngörülüyor. Bir aday çıkmadı, bir adaylık yarışı yok ama bir politika veya kadro değişimi pekala yaşanabilir. Belki de bu istifalar da bununla ilgilidir. Siz ne bekliyorsunuz? İyi Parti için iki tespiti aktarayım. Bir eleştiri, bir aslında kısmen övgü. Eleştiri kısmı şu, %10'da kaldı, üzerine koyamadı. Kısmen övgü olarak anlaşılabilecek kısım şu, 21-22 yıllık AK Parti iktidarında tutunabilen tek parti İyi Parti ve %10'a da yerleşmiş görünüyor, oyunu arttıramasa da. Siz nasıl bir kurultay geçmesi gerektiğini düşünürsünüz siyaseten, siyasetin doğası gereği ve bundan sonra biz hangi analizi yapacağız? Yani biz cümleyi kurarken bir kıyas yapabilecek miyiz? İyi Parti'nin kurultayı öncesi politikası böyleydi, bakın kurultaydan sonra böyle 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 davranmaya başladı diyeceğimiz o böylelerin tarifini rica ediyorum. Teşekkür ediyorum Can Bey. Şimdiden ifade edeyim. Kurultaydan sonra başta siz olmak üzere bütün kanalların ilgi odağı haline gelecek İyi Parti. Ortaya koyduğu politikalarla, vizyonla, Türkiye iddiası ve idealiyle ve donanımlı, birikimli, vizyoner kadrolarıyla hepinizin ilgi odağı olacak ve biz de bundan memnuniyet duyacağız. Kongre planlı bir kongreydi. Sürpriz bir kongre değil. Özellikle bu tarihe seçildi. Çünkü hemen seçim sonrası kongrenin tamamlanmasıyla beraber pazar gününden itibaren biz sahada olacağız ve gece gündüz hepimiz seçim bölgelerinde, keza milletvekili olmayan illere de giderek tüm Türkiye'de siyaset yapacağız. Sayın Genel Başkanımız da aynı şekilde illeri dolaşarak yeniden Türkiye'yi siyaset atmosferinde temsil edebilmek adına bir çaba içerisinde olacak. Bir restorasyon, rehabilitasyon, bir vizyon, bir yeni ufuk kongresi olacak bu. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni kadrolar şüphesiz olacak. Meral Akşener'in, partimizin liderinin liderliğiyle ilgili en küçük bir tartışma yok. Güven konusunda tabanda, delegelerde, parti üyelerinde, seçmende, tabii ki bizlerde tam bir itimat söz konusu. Dolayısıyla bununla ilgili bir tartışma zaten yok. Olması da mümkün değil. Başka aday çıkar mı? Samimiyetimle söylüyorum, bu benim kişisel talebim. Demokrasiye yürekten inanmış biri olarak söylüyorum. Başka bir adayın çıkması daima bizi güçlendirir. Nelerin söyleneceği, nelerin konuşulacağı önemlidir ve bir başka aday daima demokratik kültürü parti içerisinde olgunlaştırır ve güçlendirir. Ancak çıkmayacağını tahmin ediyorum. Şu ana kadar ulaşan bir bilgi yok ama çıksa da DG'den çok fazla bir iltifat görmeyeceğini şimdiden öngörebiliriz. Fakat yine de olursa bu demokrasinin zenginliği olur. Seçimden sonra, daha doğrusu kongreden sonra yaz döneminin rehavetinde olmayacağız hiçbirimiz. Yoğun bir gündem olacak. Çünkü yaz dönemiyle beraber saha çalışmaları ve onun hemen ardından belediye seçimleri için bir hazırlık yapacağız. Hatırlayacaksınız Sayın Erdoğan seçimin hemen ardından yaptığı konuşmada yerel seçimlere vurgu yapmıştı. Aslında biz de o vurguyu hep yaptık ve kendi aramızda birçok analiz yaptık, değerlendirme yaptık. Seçim sonuçlarına dair çok ciddi geri bildirimler aldık ve bunların üzerinde çalıştık. Şimdi önümüzde önemli bir eşik var, önemli bir dönemeç noktası var. Bu da yerel seçimler. Yerel seçimlerde sadece partimizin oyunu arttırmayı ve belediye başkanlarımızın sayısını arttırmayı, büyükşehir belediyelerinde, il belediyelerinde, ilçe belediyelerinde çok sayıda temsil
sahibi olmayı amaçlamıyoruz. Bunun yanında bu eşik, bu dönemeç noktasının ardından alınacak başarıyla ve performansla gelen seçimlerde de bir umut ve bir heyecan olabilmek istiyoruz. Ve Türkiye'nin lider partisi olup iktidara yürümek istiyoruz. Bütün stratejimizi kongrede buna göre planlayacağız ve önümüzdeki 4,5-5 yılın planlaması bu şekilde olacak. Madem yerel seçime geldi, o halde hızlıca 3. soru. İttifak. Buyurunuz. Yeniden kurulacak mı ya da yeni bir ittifak kurulacak mı? Hatta şöyle düzelteyim, tam başlık olsun. İttifak yeniden mi, yeni bir ittifak mı şeklinde. Çünkü biz İyi Parti'nin özellikle masa kurulduktan sonra çeşitli itirazları oldu. Basına da yansıdı. Örneğin Gelecek ve Deva üzerinden masanın yeni bir isim kazanması tartışmalarından başladı sanki İyi Parti'nin kimi çekinceleri. Adaylık hesabıyla o güne kadar devam etti. Şimdi seçim geride kaldı. Masadan çıkan aday %48'lik oy oranına erişti. Partisinin oy oranıyla tartışılıyor şu anda. İyi Parti az önceki tartışmaların ekseninde %10'luk bir okuma üzerinden yapıyor seçmen değerlendirmesini. Hem yerleştiğini düşünüyor hem arttıramadığını düşünüyor oyları. Peki yeni dönem. Yerel seçim stratejisi. Şimdi büyük şehirlerde muhalefet bir araya gelmeden büyük şehirlerin kazanılması imkansız diyor siyaset bilimciler. Geçen ezber bozan bir yayın yaptık. Ümit Özdağ konuktu. Sayın Özdağ dedi ki hayır, 2019'u hatırlayın, herkes kendi adayıyla girseydi MHP ve AK Parti de aday çıkartıyordu İstanbul ve Ankara'da. Dolayısıyla herkesin ayrı adayla girmesi daha iyidir. Onlar da ayrı adayla girer. Partilerin adayı bu şekilde kazanabilir. Başka bir parti de kazanabilir İstanbul Ankara'yı diye benim ilginç bulduğum bir önerme ortaya koydu. İyi Parti ne düşünüyor özetle? Yeniden ittifak mı kurulur? Büyük şehirlere pazarlık gücü daha mı yüksek gelecek? Bununla bağlantılı şu soruyu da lütfen sorayım. Sayın Akşener'in kurultay konuşması ittifaklara dair bir mesaj içermesi beklenebilir mi? Çünkü kimi diyor ki çok sert bir konuşma yapacak, kapıyı kapatacak. Bu da pazarlık gücünü yükseltecek. Kimi diyor ki hayır, açık kapı bırakacak ama eleştirilerini de dile getirecek. Nedir bu işin doğrusu? Bunların hepsi çok önemli sorular ve içerisinde çok önemli değerlendirmeler var. Bunun için teşekkür ediyorum Can Bey. Öncelikle ittifak sürecine dair küçük bir yorum yapayım müsaadenizle. Bugün Sözcü gazetesinde de uzun bir mülakat verdim ve buna dair önemli değerlendirmelerde bulundum. İlgi duyanlar takip edebilirler. Önemli bir birliktelikti. 1,5 yıl süren güçlü bir birliktelikti ve bir demokrasi kültürü oluşması açısından bence çok ciddi Türk demokrasisine deneyimler sağladı, birikimler sağladı. Tabii orada hatalar da oldu, yanlışlar da oldu, ders çıkartmamız gereken süreçler de oldu. Keşke öyle olmasaydı dediğimiz anlar da oldu ama tüm bunlar önemli bir deneyim olarak Türk siyasetinde yerini bulacak. Tabii ittifak teknik olarak ve hukuki Burhan olarak... Burhan Bey, özür dileyerek araya giriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yapıyor, Sayın Sarıgül'le birlikte ortak açıklama. Bir kulak verelim, hızlıca kısa bir açıklama olacak. Evet. Evet. Değerli Sayın Genel Başkanım izninizle. Değerli basın mensupları, Türkiye Değişim Partimiz bugün olağanüstü kurultayını yaparak Cumhuriyet Halk Partimizle birleşme kararı almıştır. Gün ayrışma günü değil, gün birleşme günü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra bütün Türkiye Değişim Partililer kararlı, verimli ve uyumlu bir şekilde Cumhuriyet Halk Partimize bir oy daha kazandırmak için, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için canla başla çalışacağız. Türkiye Değişim Partili binlerce arkadaşımın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na selamlarını, saygılarını ve birleşme tutanaklarını bugün saygıyla iletiyorum. İnanıyorum ki hep birlikte inançlara saygılı laikliği, ulusal birliği, demokrasiyi, barışı, özgürlüğü ve kültürlerin bir arada anlayış birliği içerisinde yaşayacağı konusundaki çalışmalarımıza birlikte devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün Türkiye Değişim Partili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürümekten de onur ve gurur duyuyorum. Efendim Sayın Sarıgül ve arkadaşlarım, Türkiye Değişim Partisi olarak
Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararı aldılar. Son derece mutluyuz. Seçimlerde çok sık tekrar ettiğimiz güzel bir sloganımız vardı. Birleşe birleşe kazanacağız diye. Gerçekten de öyle. Birleşe birleşe kazanacağız. Biz ayrılıktan değil beraber olmaktan yanayız. Birlikte olmaktan yanayız. Aynı hedefe yürümekten yanayız. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaktan yanayız. Ekonomimizi güçlendirmekten yanayız. Üniversitelerimizi bilgi üreten kurumlar haline getirmekten yanayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir toplumu inşa etmekten yanayız. Dolayısıyla bu birlikteliğe katkı veren Sayın Sarıgül ve arkadaşlarına hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun değerli basın mensupları. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sayın Genel Başkan. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Sarıgül, CHP Genel Başkanı, TDP, eski TDP Genel Başkanı artık bir birleşme kararı, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir katılma kararı açıklaması nihayete bu şekilde uzandı CHP Genel Merkezi'nde. Biz ise bu sıcak başlığa geçmeden önce tam da aslında muhalefetin yeni dönemini konuşuyor. Sayın Çömez'in vereceği kritik cevaba kilitlenmiş durumdaydık. Neydi efendim, ne sorduk? Yeniden ittifak mümkün mü? O ittifakla ilgili yeni bir anlayış mümkün mü? Yani yeni bir ittifak mı mümkün? Kurultaydan sonra İyi Parti'nin yolu rotası nasıl olacak? Sayın Akşener'in kürsü konuşması hangi işaretleri verecek diye sormuştum. Tam başlamıştı ki CHP Genel Merkezi'ndeki bu sıcak yayına gitmek durumunda kaldık. Sayın Çömez, kritik yanıtınızı dinlemek istiyoruz. Kaldığınız yerden devamı rica edeyim. Çok teşekkür ederim. Önemli bir gelişme. Hem Sayın Sarıgül'ün partisi hem de CHP adına hayırlı olsun diyorum ve kutluyorum bu yeni gelişmeyi. Evet, yarın kurultay olacak ve bu kurultayda nasıl bir mesaj verileceğini bekliyor herkes ve siz de bu soruyu sormuştunuz ve bir birliktelik olacak mı? Önce birliktelik sorunuza cevap vereyim. İttifak olarak seçimle beraber sürecin hem teknik hem de hukuki olarak bittiğini biliyoruz. Yani hem Cumhur İttifakı'nda hem de Millet İttifakı'nda teknik birliktelik ya da hukuki birliktelik sona erdi. Ancak bizim siyasi vizyonumuz, birlikteliğimiz devam ediyor Millet İttifakı'yla. Bunun önümüzdeki günlerde neye evrileceği liderlerin tasarrufunda, tabii ki tabandan gelecek taleplerin de şekillendireceği bir süreç olacak. Fakat şunun altını çizeyim, programın başında da vurguladık. Yerel seçimler çok önemli. Geçtiğimiz seçimlerde yerel gücün, belediyelerin genel seçime, genel oylamaya ne kadar katkı yaptığını bizatihi gören birisiyim. Birçok açıdan, yani birçok sebeple yerelde güçlü olmanın genel seçimlere katkısı büyük. Bunu kabul etmek lazım. Öte yandan yerel seçimlerde ittifakımızın ya da İYİ Parti'nin alacağı oy oranı ve millet ve belediye başkanlığı sayısının genel seçimlere de ne kadar büyük katkısının olacağını biliyoruz. Bu itibarla masada her türlü alternatif var ama sorumluluğumuzun farkındayız. Yerel seçimler maksimum oy ve maksimum belediye ile temsil edilebilmek ve genel seçimlere öyle gitmek konusundaki kararlılığımız devam ediyor. Bu ittifak mı olur, birliktelik mi olur, stratejik adımlar mı olur, lokal ittifaklar mı olur, önümüzdeki günlerde belli olacak. Ama herkes şundan emin olsun, kamuoyu lütfen şundan emin olsun, önümüzdeki seçimlerde en fazla belediyeyi ve en yüksek oyu alabilecek stratejik bir adım atılacaktır hem İyi Parti olarak hem diğer partiler olarak. Sayın Uçuğa dün sordum, dedi ki büyük şehirler adına doğal olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize gelmesidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili adaylar, evet, Millet İttifakı adayı olarak çıktılar. Biz de destek olduk. Bu sayede de ittifak neticesinde hem İstanbul'u ve hem Ankara'yı kazandık. Ama bu tip yerlerde adayların profili önemlidir. CHP kendi adayı adına bize gelmeli. İttifak formülü, işbirliği formülü Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmeli. Ne yani, şimdi İyi Parti gidip sizin adayınızı tekrar destekleyeceğiz ya da onun görevde kalmasını sağlayacağız derse bu siyaseten çok tuhaf olur. CHP'den gelmeli teklif dedi. Buna dair bir yorumunuz olur mu? Aslında kısmen katılıyorum fakat ekleyeceğim şey var. Şimdi yerel seçimlerin doğası genel seçimlerden farklı. Çünkü yerel seçimlerde aday önemli, adayın yerelde tanınır olması ve yerele dair projeleri çok önemli. Dolayısıyla burada bizim bütün zorluklara rağmen iktidarın inanılmaz 21 yıllık kudretli tavrına rağmen, bize karşı tavrına rağmen biz %10 oranında bana göre önemli bir başarı ortaya koyduk. Yeter mi? Yetmez. Bunu arttırmanın yollarını arayacağız. Fakat elimizde çok net bir veri var. Bunlar anket verisi değil. Bunlar net seçim sonuçları. Biz
CHP ile veya diğer partilerle bu çerçevede otururuz ve büyük şehirler başta olmak üzere bütün şehirlerde en fazla başarıyı nasıl alırız? Bunda gereken özveriyi de ortaya koyarız ama herkes kendi gücünün farkında. İyi Parti olarak biz gücümüzün farkındayız. Dolayısıyla o gün geldiğinde bizim de şüphesiz talep edeceğimiz büyükşehir belediyeleri olacaktır. CHP'nin de kuşkusuz talepleri olacaktır. Adaylar ortaya konacaktır. Büyükşehir belediyelerindeki belediye meclis üyelikleri stratejik öneme sahip, bunlar değerlendirilecektir. Hepsi masaya yatırılacak. Tabii iktidar cephesinin pozisyonu da önemli. Önümüzdeki günlerde nasıl bir pozisyon alacağı. Buna göre en doğru siyasal kararı vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyorum Turan Bey. İzleyici sorularına da baktım. Aynı minvalde sorular geliyor. Sizin özellikle de moral motivasyonun muhalefet adına yerel seçim öncesi ne kadar değişebileceğini sormuşlar. Sonuçta bir muhalefet kendi adına bir yenilgi, kurultaylar, bir değişim süreci geçirecek. Muhalefetin yüksek motivasyonu, işte yerel iktidar deniyordu örneğin Millet İttifakı'nın kazandığı seçim sonuçlarına. Benzer bir moral motivasyonu seçim öncesi seçmen nezdinde de sağlanabileceğini düşünüyor musunuz? Son soru bu olsun çünkü bu yönde sorular geliyor. Çok haklılar, çok teşekkür ediyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bir kere kendi işimizde son derece yüksek bir moral, motivasyon ve heyecana sahibiz. Geçtiğimiz dönemden çıkartılan dersler var, siyasi çıkarımlar var. Bunları en doğru, en rasyonel şekilde analiz ediyoruz. Ve yarınki kongreden sonra Türkiye çok güçlü bir İyi Parti ile, vizyoner bir İyi Parti ile, Türkiye'nin tamamını kucaklayan, merkez siyaset yapan, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Türkiye'deki her bir ferdi bağrına basan bir İyi Parti ile tanışacak ve iktidar yolculuğuna tanık olacak. Dolayısıyla bunun özellikle yaz döneminde büyük bir heyecana, motivasyona sebep olacağını biliyorum ve çok çalışacağız. Bunu buradan ifade edeyim. Önümüzdeki günlerde iktidar cephesinin uğraşacağı çok önemli sorunlar var. Türkiye'nin önünde bir mülteci krizi var. Türkiye'nin önünde ağır ekonomik krizler var. Bunlara dair çözüm önerilerimiz var. Umut olacağız millete, heyecan olacağız ve bir iktidar yolculuğu yapacağız. O bakımdan lütfen izleyenler, dinleyenler, seçmenimiz, tüm yurttaşlarımız ne olur kimse umutsuz olmasın. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. Ankara'da gerçekten bu ülke için yüreği çarpan yurtsever kadrolar var, iyi niyetli kadrolar var, fedakar kadrolar var. Bütün gücümüzle çalışacağız. Hem umut olacağız hem de çözüm olacağız Türkiye'ye. Turan Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Teşekkür ediyorum.